Evet, takım oyunu devam ediyor. Tempolu bir şekilde devam edeceğiz. Normalde neden buraya geldik? Erkan Özdamar çünkü bugünkü maçın hakemiydi, bu akşamki. Evet. Görevden alındı. İlk olarak Erman Hoca bu işleri haber verdi. İşte şu gitti, bu gitti. Biz dedik hatta büyüklerden git, yani büyüklerden derken kıdemli hakemlerden giden olur mu? Sen hatta ilk önce söyledin. Söyledik. Fırat Aydınus gitti. Cüneyt Çakır diye dile getirdi. Şimdi bugün geçen hafta içindeki olaydan dolayı Erkan Özdamar da gitti. Şu kırmızı kart pozisyonuna bir bakalım. Ümit Öztürk'ün bu pozisyonla ilgili... Sonra bir şeyler anlatacağım size. Tamam hocam. Daha sonra. Burada... Şimdi gelecek, bunun çok farklı açıları da var. Kırmızı kart görüyor Mert Hakan. Oyunun da son bölümü. O şeyi alalım. Bizim yazıyı alalım ki daha rahat görsün izleyiciler de. Zaten gördüler ama hani farklı açılardan. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz Mehmet? İlk önce zaten Aytaç yapmış. İkisi de kırmızı kart bence. Aytaç'ın da görmesi lazım. Net. Net, ikisi de kırmızı kart. Serdar. Zaten Aytaç düştükten sonra hedefin nerede olduğunu biliyor. Bir bakıyor. Onu kazıdı beynine. Kerteriz almış değil mi? O net kırmızı. Hocam? İkisi de kırmızı yani. İkisine de sarı kart gösterirdim abi. Niye güldünüz? Ha? Niye güldünüz ya? Hocam. İkisi de kırmızı. Peki. Şimdi burada hakem birini görüyor, birini görmüyor. Peki var niye? Var niye var abi? İşte. Var niye var? Keza bu pozisyonda var olmaz da adamın kulağı kopacak ya. Çok Fenerli'nin kulağı kopacak. Lacivert forvet. Burada var niye var abi? Bunu çağırmayacaksın. Adamların ölmesi mi lazım abi çağırmanız için? Ne bekliyorsun? Şimdi bu adamı alıyorlar maçtan. Çok doğru olarak. Serdar bu işi doğru yapıyor. Tebrik ederim, aynen gitsin. Fakat Ali Palabıyık hakkında vıdı vıdı çıkıyor. İşte Ali Palabıyık şöyleydi, böyleydi. İşte niye geç atandı, niye söylenmedi, hakem bir değişti yeniden filan diye. Bu akşamki Antalya Trabzon maçı. Olayın aslı şuymuş. Olayın aslı. Ali Palabıyık'ı veriyorlar ama seminerde varmış. O var semineri bir yerde, Antalya'da bir yerde. Veriyorlar ama rapor alması lazım. Rapor alacak 3 gün. 3 gün. Araya birileri giriyor. Bir hastanede, ismini vermeyeyim. Bir günde alıyorlar. Rapor negatif geliyor. Ondan sonra uçak bileti alınıyor. Yoksa uçak bileti alınıp açıklansa, adam pozitif çıksa hakem, bu sefer iş daha başka boyutlara gidecek. Tabii millet göbekten konuşuyor ya. Yalnız başka bir şey oluyor abi. Kuşlar söyledi bunu bana. Kuşlar değil, açık aslında yani olay. Bu Ümit Öztürk'ün maçı oynanırken Fenerli Ozan hakeme yanaşıyor. Hoca ya diyor, siz diyor seminerde diyor her takımdan oyuncu seçmişsiniz söylenmiş diyor. Her takımdan şu oyuncular, dikkatli olun, oyunu çomaklıyorlar. Yani oradan başlıyor kıvılcım, sonra bütün maça yayılıyor. Bu futbolculara dikkat edin diye komite her takımdan bir oyuncu seçmiş. Ozan da gitmiş hakeme demiş ki hoca ya siz her takımdan bir oyuncu seçmişsiniz. Bizden de Canel seçilmiş, doğru mu demiş. Çok enteresan. Ya şimdi bak muhabbete bak abi. Ümit Öztürk donmuş kalmış değil mi? Donmuş kalmış ve komiteye bildirmiş. Demiş ki ya oyuncu bana bunu söyledi başta. Abi hakem aleminin ne kadar çürük olduğunu şimdi daha iyi görüyor musunuz? Bunu maç sırasında mı söylüyor Ozan? Anlattıktan sonra anladık hocam. Oynanırken. Yani haber Ozan gidiyor. Makara yapıyor. Haber yani, içeriden gidiyor. Yok bayağı haber almış Ozan. Evet. Ya, makara falan değil diyorsa, ya. Makara değil ya yani. Ciddi olay. Ciddi de. Ya kardeşim benim anlatmak istediğim şu. Ya kardeşim bu kadar boş boğaz olur musunuz hakemler ya? Bir durun ya. Bir durun, seminerden sonra falan bunu olur. Daha aynı gün gidiyor haberler. Aynı gün. Topçu da hakeme soruyor. Hoca ya diyor. İşte hocam hem ciddiyetten makara da var yani o işin içinde. Ben bu pozisyonda Aytaç'ın hamlesini görmedim. Eğer VAR beni uyarsaydı izledikten sonra Ben ona da kırmızı kart veriyorum. Evet, doğru görmemişti. Doğru. Görse atacağına inanıyorum. Görse atardı. Hocam bu gri pozisyon da değil. Yani siyah değil, beyaz değil gibi net. Şimdi burada müdahale etmeyecek var nerede edecek hocam? Güldünüz, kahkaha attınız. Tartışılacak. Sana göresi bana göresi net. Yok. Yani. Ya, gri değil yani. Siyah net. Beyaz net hocam, yani. Çok. Bu şimdi, pozisyona bile girmiyor devreye. Ya hocam bizim sevgili yönetmenimiz Tolga. Orada Tolga sen görevliydin değil mi? Şimdi VAR çok konuşuyoruz ya. Yayıncı kuruluş olarak biz de kupa maçlarını yayınlıyoruz. Bir uygulamayı burada... hani bunu şikayet babında söylemiyorum ama düzeltilmesi lazım. Müdahale edilmesi lazım. Doğrusu bu değil. Alanya Erzurum maçı. Skor 4-1 o sırada. Erzurum bir gol atıyor. 90. dakika falan. 4-2 oluyor. Hemen bir inceleme. Orada belirleniyor ki offside pozisyon. Pozisyon offside çıkıyor. Bakın bu pozisyon. Bayrak da kalkıyor. Sonra diyor durun diyor hakem. Bir bakayım VAR'dan ne gelecek. Pozisyon bu. Hakem bekliyor. Offside kameramızda da var zaten. Kaldırıyor elini. Bakın VAR nereden çiziyor. Bizim yönetmenimiz sonra diyor ki oradaki görevliyle konuşuyorlar. Arabaya geliyor. Abi diyor bizde diyor offside kamerası vardı. Neden buradan verdiniz? Bazen biz oradan veriyoruz diye cevap geliyor. Orta sahaya yakınsa pozisyon. Yok, aynen şöyle demiş bazen, Tolga. Bazen buradan değil, öbür kaleden filan verdikleri oluyor. Orta sahaya yakınsa yani. Pozisyon, pilottan da veriyoruz demiş. Ya bu pozisyon orta sahaya yakın mı? Bak benim bizim elimizde offside kamerası var. Offside kamerası var. Rahatlıkla görülebilen. Bir kez daha bakın VAR nereden çiziliyor? Hocam, bu en son çizilecek yer bu. İşin aslını biliyor musun? Ya maçın sonucunu etki etmiyor. Yani 4-1, 4-2 olur. 90 küsur bu. Anladığım kadarıyla bizim bu maçları çekenlerle o Dijitürk'teki maçları çekenler de herhalde aynı tipler var. Hocam ucuz eti yahnisi pahalı olur. Döker atarsın. Ucuz adam çalıştırayım. Ucuz vereyim. Çok alayım dersen böyle olur. Hocam eleman kalmadı eleman. Abi... Ne elemanlar var piyasada, iş arıyorlar. Çalıştırsanıza. Yok hocam. Ben biliyorum ne elemanlar var. Ama yok. Kimileri torpille, kimileri bilmem neyle, kimileri bilmiyor. Adam sokarak alınıyor. Ne adamlar var abi, bilmiyor musun sen olduğunu? Ben biliyorum, 40 senedir bu alemin içindeyim. TRT'den beri içindeyim, 65'ten beri televizyonun içindeyim. 65 hocam. Biliyorsun işte hocam hepsini sen. Neler var? Sen de biliyorsun. Daha sonrakileri. Boşta gezen çok adamlar var. Abi kameraman topu bilecek, oradaki makinist topu bilecek, bilmem ne topu bilecek. Bazı kameralar var, bahçe ortamı gibi tutuyorlar ya, midem bulanıyor benim. Böyle, bahçeyi mi suluyorsun da? Böyle tutuyorlar kamerayı, midem bulanıyor bazen, gözüm böyle yapıyor. Abi bu başka bir iş. Topun nereye düşeceğini bilecek adam. Kameraman bilecek, yönetmen bilecek. Hocam burada var işte her türlü görüntü ama var yok. Yani ben... Ah sizler mesela, sen tabii biliyorsun. O arabaya girecektin naklen yayında Musa'nın yanına. Bak nasıl maç veriliyor gör. Küfür kafir fazla ama onu alacaksın. Hem de nasıl biliyor musun? Ama adam orkestra şefi gibiydi, öyle değil mi? Tabii canım, çok yönettik Musa abi. Yemin ediyorum sana. Beraber çok çalıştık. Maçı seyretme canlı, git evet. Musa'nın yanında otur. Var ya büyük keyif alırsın. Orkestra şefi gibi abi. Adam 15-20 kamera. İdare ediyor adam şeyle böyle bak yani. Bunlara ben bakıyorum, bunlar nasıl iş abi? İşte aynı olay bizde de oluyor şimdi. Hıncal da çakmış. Hıncal'a mı oraya çakıyor? Sonra bize çakıyor. Ama doğru. İşte şu. Bir ölçüye de doğru. Ama söylediğin iyi. Çünkü bunu bilmez insanlar. Hocam şimdi burada var. Bizim işte Tolga bizim yönetmeni bu maçı. Burada yok. Adamın görüntüsü değil, her şeyi hazır. Adam diyor ki neden kullanmıyorsun kardeşim, benim görüntüm hazır diyor. Burada çocuk ne yapsın? Tabii. Burada çocuğun her açıdan görüntüsü var. Bu bile iyi değil. Bu da doğru değil. İkinci de doğru değil. Çizgide de var kamera. Ya tamam da ikinci de doğru. Yani ceza alanın abicim kameranın biri ceza alanı çizgisinde olacak. Evet. Bu 2 kere 2 4 abi. Ceza alanı çizgisinde olacak. Paralel. Çok şey yakalarsın. Orada yakalarsın çünkü... Orada iş bitiyor. Doğru. Mal orada. Sabaha kadar bakın. Sonra gelen görüntü de şu. Çok enteresan. Gelen görüntü orta sahadan çiziliyor. Ben tuvalet yağıyla bunlardan iyi yapıyordum. Burada 14 tane kamera var.